Herkese merhaba arkadaşlar. 17 Temmuz Cuma İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 9 tane koşunun olduğu zevkli arkadaşlar güzel bir program var. Önemli bir de grup 1 koşunun olduğu bir yarış programı olacak. 2 tane de altılısı var arkadaşlar İstanbul'un. Birinci altılı birinci koşuyla beraber saat 5'i çeyrek geçe ikinci altılısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 7'de başlayacak. Ben yine her iki altılı programıyla ilgili yine takip ettiğim safkanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Yine iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim size. Yine siz de takip ettiğiniz safkanları ekleyerek en iyi oyunu, en iyi kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum arkadaşlar İstanbul programı için. Gündüz programında Bursa var arkadaşlar. Ben yine Bursa ile ilgili yorumlarımı bir önceki videomda yaptım. Yine takip etmek isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Akşam programında da dediğim gibi İstanbul var. İstanbul'da da birinci koşu 5'i çeyrek geç arkadaşlar. Şartlı bir koşuyla 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe sentetikte izleyeceğiz. 9 tane tayın koşacağı bu koşuda safkanların tamamı ilk defa start alacak. Tabi bu tarz koşularda arkadaşlar orijin önemli oluyor. Burada da 4 numaralı Havza Aslanı önemli güzel bir kanatlı var safkanın ki önemli bir kardeşi de var zaten Başar gibi. Önemli yarışlarda start alan bir safkan. Bu safkanın da beklentinin olduğu bir safkan. Ahmet Çelik'le beraber start alıyor. Yani için ben kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi her ne kadar ilk start olacak olsa da 4 numaralı Havza Aslanı yarın için bu ilk defa koşacak Taylan'ın arasında arkadaşlar bir tık önde duruyor. 4 numaralı Havza Aslanı'ndan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir diyorum. Rakip noktasında 1 numaralı Atlı Kaan, Deniz Yıldız'la beraber yine 8 numaralı Zıvarıklı da benim dikkatimi çeken diğer iki safkan oldu. Bu da bu safkanda İbrahim Halil Ketme ile beraber start alacak. Yani 4 numaralı Havza Aslanı bir tık önde, daha sonrasında 1 ve 8 numaralı safkanları şanslı görüyorum arkadaşlar. Günün ilk ayında varsa yine sizin de takip ettiğiniz gün içinde değerlendirmek istediğiniz bütçeniz dahilinde arkadaşlar bu ayak için değerlendirilebilir görüyorum. Ama dediğim gibi özellikle 4 numara safkandan iyi bir koşu gelecektir diyorum günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe çimde izleyeceğiz arkadaşlar. 11 tane safkanın start alacağı bu koşuda ben özellikle hafif kilolu safkanların biraz daha şanslı olacağını düşünüyorum bu ayak için. Ben özellikle 10.000 numaralı Lex Talios'u Müslüm Çelik'le beraber çok şanslı görüyorum. Bu safkandan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir diyorum. Daha sonrasında aslında arkadaşlar 9 numaralı Wit Auction Ali Kaçmaz'la beraber ve 5 numaralı Ferhan arkadaşlar son yarışını kazanan safkan Gökhan Kocakaya idaresinde bence değerlendirilmesi gereken safkanlar olarak gözüküyor. Zaten bu bahsettiğim 3 safkan bir önceki yarışlarında bir araya gelmişlerdi. O günkü yarışı Ferhan kazanmıştı. Sonlarda yaptığı etkili atakla 10.000 numaralı Lex Talios'un o günkü yarıştan ikinci ayrılmıştı. Yarışın hemen hemen her yerinde varlık gösteren 9 numaralı Wit Auction'da o günkü yarışın 3. tamamlamıştı. Ben yine bu 3 safkan arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak görüyorum dediğim gibi. Eğer ki bu yarın için bu işi biri bozacaksa bu da 2 numaralı Salazar olabilir. Ahmet Çelik idaresinde bu safkandan da etkili bir koşu gelebilir arkadaşlar. Ben ama dediğim gibi özellikle 11 numaralı safkandan Lex Talios'tan iyi bir koşu bekliyorum. Daha sonrasında rakip noktasında da 9 numaralı Wit Auction ve 5 numaralı Ferhan'ı da rakip olarak görüyorum arkadaşlar günün bu ikinci ayağı için. Günün arkadaşlar 3. ayağına geldiğimizde ise aynı zamanda 7 Palasen'in de başlangıç ayağını oluşturacak olan bu koşuda kısa vade 7. 3 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz. 1000 metre mesafe çimde izleyeceğiz. İlk yarışını kazanarak başlayan 1 numaralı Fırat Ateş arkadaşlar sonraki yarışlarında da çok önemli yarışlar yaptı. Katıldığı 2 tane çim yarışında kazanan kaliteli safkan. Güzel bir kanatlı var zaten. Özellikle bu mesafeleri çok çok iyi koşmasını beklediğim bir safkan. Yani içinde müsait grupta muhakkak değerlendirilmeli. İlk şansı ben 1 numaralı Fırat Ateş'ine vereceğim. Rakip noktasında ise daha önce kendini çok daha sert gruplarda kanıtlamış 2 numaralı Ardaşah. Uzun süredir aslında kötü koşuları vardı ama son ikinciliği oldukça formdaydı. Özellikle ayağına çabuk olan bu safkanın önde kuracağı sert tempoyla yarınki yarışı bir çırpıda bitirebilir. Kaliteli safkandan yine iyi bir koşu gelecektir diyorum. Ben bu grup için bu iki safkanın yeterli olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi özellikle bir daha sonra da iki numara safkanı günün bu ayağında arkadaşlar şanslı görüyorum. Hem 7'li parası için hem de günün 3. ayı için arkadaşlar bu safkanlara şans verilmesi doğru olacaktır diye düşünüyorum. Günün 4. koşusu arkadaşlar şartlı 3'te dişilere ait yamak birleri koşacağı 1900 metre mesafe çimde koşacak bir yarış olacak. 11 tane safkanın start alacağı bu koşu.
Aynı zamanda arkadaşlar ikinci altılım da başlangıç ayağını oluşturuyor. Ben bu ayak için özellikle birinci altılı için oynayan arkadaşlarımız için arkadaşlar 6 numaralı Casalina'nın mesafesinde koştuğu düşünülürse üzerinde de bekli yetenekli aparentilerden Mert Gökalp Aslan'la beraber start alan Safkan'ın ben yani için yarış görme avantajıyla yani için müsait grubu değerlendirip kazanabileceğini düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi birinci altılı oynayan arkadaşlarımız için 6 numaralı Casalina burada risk edilebilir bence. Ama ben ikinci altılı için arkadaşlar yanına muhakkak at yazacağım. Hem yama koşusu oluyor olması hem de bu Safkan'ın ara sonrası bir yarış görse de o yarışında çok etkileyici koşmamış olması bana rakip noktasında birkaç Safkan'ı önermemi doğru olacağını düşünüyor. Bunlardan ilki de arkadaşlar 7 numaralı Miss Ellen olacak ki son yürüdüğüncülüğünü oldukça beğendiğim Safkan'dan yine etkili bir koşu gelecektir. Son yarışında yine bence iyi koştuğunu düşündüğüm yine 1 numaralı Molto Bene'de muhakkak arkadaşlar Yunus Yalvan'la beraber değerlendirilmeli diyorum. Bu Safkan'dan da iyi bir koşu gelecektir. Günün ilk ayağı için arkadaşlar özellikle 6 diyorum. Daha sonrasında 7 ve 1 numaralı Safkanların şanslı olacağı bir koşu olarak görüyorum günün ilk ayağını. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 16'da dişilere ait bir grupta 4 yukarı Arapları 1200 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 12 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu. Bence günün arkadaşlar en zor koşusu. Hem burada ağır kilolu formda Safkanların bir araya geldiği bir grup. Aynı zamanda da hafif kilolu ve formda çıkış olan Safkanların bir araya da olduğu bence zor ve sürprize müsait gözüken bir ayak gibi gözüküyor. Ben burada özellikle 9 numaralı Arayeki'nin uzun süre sonra son ikincini çok beğendim. Kaliteli bir Safkan zaten. İnandığım bir Safkan. Samet de beraber start alıyor. Son ikinciliğindeki koşusunu tekrarlaması durumunda bu grubu hakimiyet sağlayabilir arkadaşlar. Benim ilk şanslı Safkanım olacak. Yine ben son koşusunu oldukça beğendiğim 8 numaralı Altın Suyu yine Burak Averbakh'la beraber yine uygun kilosuyla beraber yine değerlendirilmeli diyorum. Son iki yarışını çok gösterişli kazanan 6 numaralı Tek Kurşun ki hemen hemen son iki yarışında size tek verdiğim bir Safkan'dı. Ben bu Safkan'dan yine iyi bir koşu gelecektir diyorum. Müslüm Çelik'le beraber yine bu Safkan'dan da etkili güzel bir koşu çıkacaktır arkadaşlar. Ben özellikle dediğim gibi 9 ve 8 numara Safkanları bir tık önde tutuyorum. 6 numaralı Tek Kurşun yine muhakkak kuponlarda olsun diyorum arkadaşlar. Ağır kilolu Safkanlardan 1 numaralı Gökçe Hatun ve 2 numaralı Aslan Diken'i etkili koşacaktır ki son koşusunda Aslan Diken'in yine bu kilolarda koşup çok da güzel birincilik elde etmişti ki Gökçe Hatun da zaten bir önceki yarışında grup koşuda start almıştı. Ondan önceki koşularını zaten ne kadar kaliteli koştuğunu biliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu Safkanlarda ağır kilolu olmasına rağmen formdalar. Bu grupta şansları var diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben dediğim gibi tekrardan sıralamayı vereyim arkadaşlar. Özellikle 9, 8, 6 numara Safkanları şanslı görüyorum. 1 ve 2 numara Safkanların da iyi koşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hatta sürpriz arama noktasında burada 3 numaralı Gümbike ve 4 numaralı Gündoğarken bile arkadaşlar sürpriz arama noktasında değerlendirilebilir. Bence günün ikinci ayağı zor arkadaşlar. Bütçemiz dahilinde ne kadar çok at yazarsak doğru olacaktır diye düşünüyorum. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise şartlı 3'te 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 9 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda. Ben özellikle 5 numaralı Teknikiden arkadaşlar Gökhan Gökte idaresinde iyi bir koşu koşmasını bekliyorum. Kaliteli bir Natif Kaan yavrusu olan Safkan özellikle bu çim performansının iyi olduğunu düşünüyorum ve bu mesafeyi de iyi koşacağına inanıyorum. Yani için ben bu Safkan'dan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir diyorum. En azından rakiplere nazaran daha önemli gruplarda start aldığını düşündüğüm Safkan'dan yarın için kesinlikle iyi bir koşu yapmasını bekliyorum. Bu Safkan rakip noktasında Ekürüler'den Feymen abi 2 numaralı Safkan Hışman'la beraber muhakkak değerlendirilmeli. Yine 3 numaralı Cibohan önemli yarışlar yapabilen bir Safkan ara ara ama tam da gücünü gösterdiği söylenemez. Bu Safkan da yarın için kendisi için bir test olacağını düşünüyorum. Gökhan Kocakaya idaresinde yine değerlendirilmeli diyorum arkadaşlar. Ben özellikle 5 diyorum. Daha sonrasında 2 ve 3 numara Safkanları şanslı görüyorum günün bu ayağında. Burada sürpriz noktasında da Ağrı Kasırgası arkadaşlar 1 numaralı Safkan sürpriz noktasında değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi özellikle 5 numaralı Safkan'dan etkili güzel bir koşu gelecektir diyorum. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise yine şartlı 1'de 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe sentikli izleyeceğiz. Yine 8 tane ilk defa Tayın start alacak. Tayın bir araya geldiği bir grup arkadaşlar. Burada ben orijinal olarak yine dikkatimi çeken bir iki tane Safkan var. Bunlardan bahsedeceğim. Yine bütçeniz dahilinde arkadaşlar gün içinde değerlendirmek istediğiniz Safkanlar varsa bu ayak için değerlendirilebilir. Ben ilk şansı 3 numaralı Bayç ile vereceğim. Akın'la beraber start alacak olan bu Safkan'dan ben etkili güzel bir koşu gelecektir diyorum. Ben beğendiğim bir kan hattına sahip olan Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Yine benzer şeyleri söyleyebileceğim 1 numaralı Albilgin Gökhan Gökçe idaresine start alacak olan Safkan'dan da yine etkili bir Safkan olacağını düşünüyorum. İyi bir koşu koşmasını bekliyorum.
Bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Yani 1 ve 3 numara safkanlara şans verelim. Daha sonrasında takip ettiğiniz bir safkan varsa bu ayak için arkadaşlar değerlendirilebilir. Günün bu 5. ayağı için, 4. ayağı için arkadaşlar, pardon. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise Grup 1'de 4 yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 2000 metre mesafe Sentek'te koşacak. Yani 19 Mayıs koşusu olarak gecikmeli bir Grup 1 kupalı bir koşuyla bir aradayız arkadaşlar. 8 tane safkan start alıyor. Zaten 8 safkanın da hem kalitesiyle hem de daha önce kazandığı koşullarla zaten ne kadar iyi safkanlar olduğunu biliyoruz ki burada özellikle ben hem mesafe hem de sentetik uyumuyla dikkatimi çeken iki tane safkan var ki bunlardan ilki 2 numaralı Finans olacak ki Selim Kaya beraber start alacak olan bu safkan. Bilindiği gibi özellikle sentetikte bu mesafede çok iyi koşulları olan bir safkan. Son ikinciliği zaten mükemmeldi. Ben yarın için kendisini tanıyan birinci Selim'le beraber iyi bir koşu çıkartıp yarın için kazanacaktır diyorum. İlk şansı bu safkana vereceğim. Rakip noktasında yine 4 numaralı Şarpa son yarışını mükemmel kazanan safkan. Gerçi çok alt bir grupta koştu ama yine de ne kadar formda olduğunu gösterdi safkan. Yarın için müsait grupta muhakkak değerlendirilmeli. 2 ve 4 bende bir tık önde arkadaşlar. Yani Finans ve Şarpa'dan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip noktasında 7 numaralı Lock Runner her ne kadar ilk defa sentetik çıkacak olsa da ben uzun süredir kaybetmediği jockey ile Gökhan Kocakaya ile beraber yine iyi koşacaktır diyorum. Son nokta arkadaşlar 8 numara Scarlett yine bu safkanda ilk defa sentetiğe çıkıyor ama özellikle son üçüncülüğü ben çok beğenmiştim. O yarışın bence en iyi koşan safkanıydı. Ben yine Halis ile beraber iyi koşacaktır diyorum. Bu safkana da şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle 2 ve 4 daha sonrasında 7 ve 8 numara safkanları günün bu ayağında arkadaşlar şanslı görüyorum. Yine özellikle günün izlenmeye değer zevkli koşularından biri olduğunu da söylemek lazım arkadaşlar günün bu ayağı. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar Handikap 15'te 4 yaşlı Arapları 2200 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 13 tane safkanı start alacağı bu koşuda ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da yarın için kuponu da yalnız bırakacağım. Bu da 1 numaralı Arifçi olacak. Halis ile beraber start alacak olan safkan arkadaşlar. Çok kaliteli güzel bir birincilik elde ettik. Son yarışında 11 boy gibi çok rahat bir şekilde kazandığı bir yarış oldu. Zaten safkan yarış hayatına da çok önemli başlamıştı. İlk yarışını kazanarak başlayan safkan daha sonrasında şartlı bir koşuda önemli yarış safkanlarının yanında güzel bir ikincilik elde etmişti. Ondan sonra başlayan bazı sıkıntı problemleri oldu. Bu problemlerinden dolayı da uzun süre kötü yarışlar sergilese de son yarışında bunlardan kurtulduğunu ve formunu bulduğunu gösteren safkan yarın için çok iyi müsait bulduğu bu grubu değerlendirecektir diyorum. Hem sevdiği mesafe olan uzun mesafede koşan safkan hem de çimde start oluyor. Yine çim performansı da çok iyi olan safkan. Üzerinde de Halis var. Yarın için bütün şartlar lehine olan safkanların etkili bir koşu yapıp yarın için bu grubu çok kolay geçecektir diyorum. Kuponlara da dediğim gibi rahatlıkla 1 numaralı safkan yalnız bırakılabilir. Günün son ayağında İstanbul'da arkadaşlar 1 numaralı Arifçi bence geçilmez arkadaşlar. Arkadaşlar benim İstanbul programı ile ilgili yine takip ettiğim safkanlar ve bahsetmek istediğim safkanlar bunlar. Siz de yine tuttuğunuz safkanları ekleyerek en iyi oyunu, en iyi kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.